İyi akşamlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına, Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Ben Ertem Şener. Yine çok önemli bir haftaya girdik. 23. haftadayız. Toto Süper Lig'de birbirinden önemli karşılaşmalar oynanıyor. Dün Trabzonspor Kardemir Karabük 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Bursa Spor bugün Gaziantepspor'u Sporu 2-1 yendi. İlk 8 dakikada arka arkaya gelen goller Gaziantep 1-0 öne geçti. Sonrasında 2 dakika sonra Bursa Spor beraberliği yakaladı. 90. dakikada daha doğrusu 90 artı 3'te gelen bir penaltı Bursa Spor karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maç sonrasında İbrahim Kızıl, spor İbrahim Kızıl, Gaziantep Başkanı İbrahim Kızıl'ın yapmış olduğu bir açıklama var. Bu hakemi, maçı yöneten hakemi görmeden, ona bir iki laf etmeden bu stat'tan ayrılmayacağım şeklinde bir açıklamada bulundu e, Gaziantep Başkanı. Sonrasında da e, hakemler, e, hakem dörtlüsü farklı bir kapıdan çıkartıldı sevgili seyirciler. Bunun altını çizerek belirtelim. Bursa'da enteresan e, bir maç oldu. Bunu belirtelim. Beşiktaş e, 1-0 kazandı Çaykur Rizespor karşılaşması. 1-0 siyah beyazların galibiyetiyle tamamlandı. Bu akşam konuşulacak çok şey var. Fenerbahçe yarın Osmanlıspor'la karşı karşıya gelecek. Ligin flaş ekibi Osmanlıspor'la kozlarını paylaşacaklar İstanbul'da e, Ülker Star'ında sevgili seyirciler. Lens biliyorsunuz e, babası vefat ettiği için dün babası vefat etti. E, Hollandaya gitti Amsterdam'dan geliyor. Şu sıralarda arkadaşlarım e, havalimanında olacaklar. Lens'in gelişini ekranlarınıza getireceğiz. Son dakika gelişmesini verelim. E, teknik direktör AdvoKat'ın izin vermesi durumunda Lens kendi isteğiyle, kendi arzusuyla Fenerbahçe'yi yalnız bırakmam dedi ve e, bu akşam uçakla İstanbul'a geliyor. Yarın takımımı yalnız bırakamam dedi. Beyaz futbol yeşil ay etiketiyle bizlere yazıyorsunuz. Tweetlerinizi, fotoğraflarınızı, önerilerinizi bekliyoruz. Ekranın altında sürekli olarak geçecek ama. Ama özellikle söylüyorum fotoğraflarınızı bekliyoruz sevgili seyirciler. Tweetlerinizi bekliyoruz yine bu akşam. E, tabelada sizlerin sayesinde bir numara olmak istiyoruz. Sinan abimle beraber, Sinan Engin'le beraber. Sinan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin Sinan abicim? İyi Ertuğrul dönüyor mu şey lens? Lens dönüyor evet. Şu anda uçakta. E, arkadaşlarında karşılayacaklar. İnşallah e, bir görüşme yapabileceğiz kendisiyle. Başı sağ olsun diyelim. Aynen öyle. Babasının, Allah, Allah e, sabır versin. Allah rahmet eylesin. Başı sağ olsun. Acısıyla bayağı bir sarsılmıştı. Aynen. Lens kardeşim. Galatasaray'ı konuşacağız sevgili seyirciler. İlerleyen dakikalarda sevgili Erhan Telli e, telefonla bağlanacak. Çünkü Galatasaray'da çok önemli Olmayayım. gelişmeler var. Attığı tweetler gündem oldu bir anda. Habertürk gazetesi yazarı sevgili Erhan Telli'nin e, çok önemli tweetleri var. Snyder'la ilgili, De Jong'la ilgili, Nigel De Jong da. Snyder biliyorsun Sinan abi, sakat sakatım ve oynayamayacağım dedi. Pazartesi günü oynayamayacağım dedi. İki hafta oynayamayacağını belirtti. Tudor'la yaşadığı sıkıntılardan dolayı olduğu söyleniyor. Kim? ...Snyder'in. Öyle mi? Bugün Demiştik de, bunlar ama biz. Bugün de öğleden sonra... E demedik mi biz bunları Ertan? Bugün de öğleden sonra de deyong dedik sakatım oynamayacağım. Demedik mi biz bunları? Dedin. Yani e, şimdi... Tabii ...birazdan Beşiktaş'a geçeceğiz ama... ...şimdi ne söyledik? Tesadüf mü Sinan abi? Abi bilemezsin neyin ne olacağını ama... ...gelip de bir takım şeyleri... ...değiştirmeye kalkarsan... ...değiştirmeye kalkarsan... Hı hı. ...yani otoriteyi kurmaya başlarsan evet doğru bir şey yapıyordur belki ama şu an zamanı değil. Ya. Atasözü vardır. Dere geçerken at değiştirilmez derler. Hep atasözleri vardır. Yani bazı şeyler zamanında yapmak lazım. Yeri ve zamanı çok önemlidir. Yer ve zaman çok önemlidir. Bu yapılacak şey sezon başı yapılacak iştir. Bakın. Eğer bir operasyon yapacaksan, bir düzeltme yapacaksan çünkü bunlara ihtiyacın olan oyuncular senin Yeni sezonda yaparsın, gözlemlersin, seyredersin, fotoğrafa bakarsın, karar verirsin. Ertem. Evet Sinan abi. Şimdi bir adamla tatil'e çıkarsın, yeni tanıştığın bir adamla tatil'e çıkarsın, bir grup 5 kişilik bakarsın adam, olan dersin. Bu benim arkadaşım olabilir mi? Yani ben bunun arkadaşlığımı devam Ölçer, ettirebilir miyim Bakarsın değil mi? hareketlerine. Bu adam yemekte nasıl davranıyor? İçer içki iç içki iç, içiyorsa iç, içince ne oluyor? kavga ettik. Birileriyle kavga etti. Kavgada ne yapıyordu? Beni bıraktı kaçtı mı? Veya ne oldu mesela yani. Yani arkadaşlığına bakarsın değil mi? Tabii. Bu da böyledir. Şimdi Tudor şunu yapacaktı. Bu Snyder. Bu De Jong. Podolski tamam diyoruz. Gidiyor Podolski gidecek diye. Acaba ve birkaç kişi veya Selçuk sayabileceğim bir sürü isim. Acaba bunlarla ben önümüzde sezon arkadaşlığımı devam ettirebilir mi? Arkadaşlık diyorum. Yani Hocalar olacak ya. Ama önce bir arkadaş olmak lazım. Tabii. Yani arkadaş olmak için de o arkadaşların kurala uyması lazım onun arkadaş. Şimdi Tudor'un bunlarla arkadaş olması için bu arkadaşların kurallara uyması lazım. Ne kurallarına? Takım kurallarına. Bu ne demektir? Yani arkadaşlık kuralları demek istiyorum. Onun için e, bu tip otorite kurmaya çalışırsan ee, bazı şeylerde belki de... Zamansız otorite diyebilir miyiz? Bu zamansız yani Bak her şeyi zamanında yapmak lazım. Zamanlı yeri ve zamanlıyı seçmek lazım. Bilemiyoruz neler yaşandığını. Biz burada bir takım örnekler verdiğimiz zaman Galatasaraylılar bize kızdılar. Dedik ki arkadaşlar Rize'ye gidiyorsun, Buruma'yı getirmiyorsun. 2 puan. 3 gün sonra ne değişti? Beştaş maçına Aa Sinan Engin korkuyor musun? Beştaşlısın ya Buruma oynayacak diye. Oynadı Buruma ne oldu? Oynadı. Ne alakası var? Biz burada takımdaşlık falan filan bir şey yapmıyoruz. Ertem'le beraber burada tamamıyla neyse onu buradan kendimiz kendi kararımızca, kendi bilgi yeter dağılımızda, kendi yorumlarımızda bir takım şeyleri size anlatmaya çalışıyoruz. Ben olsam böyle yapardım. Kulüp böyle yönetilir, takım böyle yönetilir, futbolcu böyle konu idare edilir. Bunlara bakmak lazım. Şimdi kalkıp da yani ben Burma'yı eğer arkadaşlar bakın e, en kolay şey ceza vermektir. En kolay şey kadro bırakmaktır. En kolay şey kovmaktır. Eğer sana bir oyuncunun faydası varsa, eğer sen bu futbolcunun da sana fayda sağlayacağına inanıyorsan, bazen de kulübün âli menfaatleri için, kulübün âli menfaatleri için, camianın âli menfaatleri için bunların hepsine göz yummak lazım. Hep örnek veriyorum. Fatih Terim kolay olunmuyor. İşte Fatih Terim. Değil mi? Melo ile evet. kavga etti. Ne yaptı? Kovabilirdi size Melo'yu da. Ama kovmadı dedi ki şampiyonlar gidiyorum. Melo lazım bana dedi. Cezasını verirsin, para cezasını ama takımdan uzaklaştırmazsın. Bir Tabii. özür diyerek araya girebilir miyim? Bunu Bunun bir örneği de var bu akşam. Şenol Hoca, siz içerken, içerideyken Şenol yani? Güneşi e, dinlerken oyundan çıktı. Kulaklığına evet, elindeki mandarı falan söktü, attı. Notlar aldınız. Yani e, şimdi Şenol Şenol abi her şeyden önce insan psikolojisini iyi bilen bir insandır Şenol Hoca. Yani Şenol Hoca eee konusunda çok sabırlı davrandı. Çok sabırlı davrandı. Bizim bilip de bazı şeyi söylemediğimiz zamanlar da oldu. Bazı şeyler, katiller vardı mesela. Daha da var. Bazı şeyler de var. Kuvezma konusunda hep evet yani bazı şeyleri duymamazlığa geldi. Bazı şeyleri idare etmeye çalıştı. Bu da çok önemli bir konu değil. Her futbolcu oyunda kalmak ister. İster. Her futbolcu oynamak ister. Her futbolcu sonuna kadar sahada mücadele etmek ister, gol atmak ister. E Bugün Koyrazma istediklerini yapamadığı için tam da iyi oynamaya başladı. Tam da iyi oynamaya başladı belki. Hoca onu oyundan aldı. Ama e, dediğim gibi hoca bu işin kararını veren kişi. Teknik direktördür ama e, dediğim gibi birazdan Şenol Güneş'i dinleyelim. Türkiye'de buna e, hep beraber yorum yapalım. Bütün Türkiye'de ona göre e, yorumunu yapsın. Biz de tabi buradan söyleyeceklerimiz, bir takım nasihatlarımız bu konuda olacaktır herhalde. Olacak Sinan abi. Bu evet. arada Sinan Engin'in Instagram adresi Sinan Engin. Ee, sevgili seyirciler geri gelmişken belirtelim. Program sonunda e, sevgili Sinan abi, Sinan hocam e, ...yorumlarınızı okuyacak... Ee, ...sizlere bir selam faslımız olacak... ...her zaman olduğu gibi halkın programı... E, ...Beyaz Futbol'da... E, ...Sinan Engin'in Instagram adresini verelim ama... DM atmayınız... ...rica ediyoruz bu konuyla ilgili halkın olarak... ...benim de Ertem Şener... Ee, ...Instagram adresim Ertem Şener sevgili Şimdi, seyirciler... ...çok istiyoruz... ...resim altı yorumları kapatıyoruz arkadaşlar... ...tamam ama... yani. İşte oradan Beştaş'a küfür ediliyor. Oradan taşlı Fener'e, Fenerlisi e, Galatasaray'a veya bize bilmem falan filan arkadaşlar. Bunları biz okumak zorunda değiliz. Duymak zorunda değiliz. Onun için bazılarını bir şeyler paylaşmak istiyoruz ama mecbur ondan sonra kapatıyoruz. Yani kapatmak zorunda kalıyoruz. Ya yani bunları orada o sayfada görürsün istemiyoruz arkadaşlar. Çünkü e, anlaşamıyoruz yani. Bu konuda anlaşamıyoruz değil mi Ertan? Anlaşamıyoruz. Tabii, tabii, Şimdi bugün tabii Rize maçı. Maçtan evvel de bir Sayın Başkan Fikret Orman'la beraber bir Topaloğlu Vakfı'nın ödül törenindeydik zaten. Birazdan da o görüntüler arkadaşlarımız eğer hı hı. teveccüh gösteri hazırlarlarsa da memnuniyetle. Var, onun görüntüleri de var. Başkanla beraber Fikret Orman Başkan da ödül aldı. O Fikret Orman Başkan da bana ödül verdi. Sevgili e, Başkan e, Merve Topaloğlu Küçükel kardeşimiz, Belediye Başkan Yardımcısı o Fikret Orman'a verdi. Fikret Orman da bana ödül verdi ama 40 tane ödül vardı. bir sonra Maç etmek için başkanla beraber ayrıldık. Dolayısıyla e, başkanla da biraz orada sohbetler ettik. Ayak de biraz öpey konuştuk ettik. E, ama başkan tabii çok rahat değil. E, hala bitmiş değil baş, yani şampiyonluk. Çok rahat öyle şampiyon olduk, şampiyonun işte falan filan öyle bir şeyde değil Ertem. E, Şampiyonuz falan demiyor değil mi? Ya yok, yok 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 çok temkinli. O da aynı şekilde. Mesela Umut Güner'le konuşuyorum. O da aynı şekilde. Ay yok abi falan. Mesela Avrupa maçlarından... Yalnız Umut Güner dediğinde de Taliska'dan dolayı ayakta evet. alkışlamak Umut lazım. değil ya. mi? Umut Güner bütün Sinan abi bütün basın tribününde, protokolde her yerde Umut Güner, diyor herkes Aferin. biliyor musun? Umut Umut Güner evet. Taliska transferini evet. Bizzat o Ama başkanla değil değil beraber. Fikret Orman, her şeyin başında Fikret Orman'la beraber beraber yapıyorlar. E, komitede aynı aşağıdaki komitede altyapılardan sorumlu Metin Albayrak da var. Ama bütün dediğin gibi Taliska transferini, evet sevgili Umut Güner kardeşimi de tebrik ediyorum Beşiktaş'a bu oyuncu. Seyretmek zevkti mi? Çok. Onu, çok Taliska'yı. Çok, çok. Klas bir oyuncu. Çok. çok. Taliska'nın acaba bon servisi düşer mi? 25'in altına düşürülür mü? Taliska'nın bon servisi alınmalı mı diye bir anket yapılabilir mi? Beşiktaş'lı banka hesabı aç, para koyar biliyor musun alınsın diye. Bak banka hesabı açsın. Beştaş'ta banka hesabı açsın Beştaş. Şuraya para yatırın desinler. Taliska'yı Beştaş alsın diye. Bak bunu yapar Beştaş'ta. Kesin. Çünkü seyretmek çok sevk. Evet. Ben de keyif alıyorum. Taliska'yı seyrederken çok keyif alıyorum. Çok keyif veriyor Ertem. Yani Taliska Kesinlikle. çok klas bir oyuncu. Anadan doğma futbolcu hakikaten. Ya. Allah futbol için yaratmış biliyor musun? Bak Aynen futbol aile. için yaratmış. Taliska, Hızlı Alex, Alex farklı bir şey bakın hemen Alex'ten iyi demiyorum Alex'in hızlı hızlı, Alex. hızlı versiyonu ama Alex bir farklı bir oyuncu Alex Türkiye'ye gelmiş en iyi iki yabancı Hacı ile beraber Alex'tir daha Taliska o pozisyona gelmedi ama hızlı sol ayaklı bir Alex Sereder gibiyim ama Alex tabi daha çok zeki ölü toplar ama daha tecrübeli olacak Taliska o ışık var Taliska ama hızlı Alex ama Alex'ten iyi değil Alex'ten asla iyi değil bakın yanılmasın Tespitte hata olmasın arkadaşlar. Sakın ha yanlış yorum yapmayın. Değil mi? Tabii. Alex'ten iyi değil. Tabii tabii haksızlık olur Alex'ten zaten şu anda. Ama hızlı Alex seyrediyorum. Ama ileride iki sene sonra belki, üç sene sonra belki dünyanın büyük bir takımında oynayabilir. Dünyanın en büyük takımlarından bir tanesinde oynayabilir çok rahat. Bak ne diyorum? Oynayabilir. Beşiktaş onun bon servisini alıp çok daha büyük paraya, üzerine yüz belki birebir koyarak bir dünya kulübüne Avrupa'ya satabilir onu satabilir. Evet. Yani olabilir. Ama şu an seyrederken evet yani ben Alex hayranı bir insanım. Alex'i çok seviyorum. Alex'in futbolcunu evet, çok seviyorum. Alex'i seyredim yani daha da seyretmek isterim. Hatta geçen hafta dedim ki bu fena Alex oynar çağıralım Alex'i gelsin oynasın bu fena diye. Evet Taliska hızlı Alex ama Alex kadar iyi değil. Hızlı Alex. Çünkü Alex'in zekası, Alex'in oyundaki free çok farklı. Ayrıca da sevgili Kuvarezma <laughs> Kardeş, sana bir şey söyleyeceğim Koerezma. Beni iyi dinle. No gitme frikiklerde falan. Bırak ya abi. bravo şimdi. Sinan abi ya. Vallahi gitme bravo ya. ya. Allah aşkına gitme Yapma Bak, bunu değil mi yani? Querezma, Yapma bunu ya? Koerezma seni çok seviyorum kardeşim. Gitme frikiklerde, gitme. Şimdi sana saygı duyuyor Taliska falan. Gerçekten gitme abi ya. Bırak başkaları vursun. Deneme. Sen sağdan orta yap. Sağdan orta yap. Koerezma, gitme frikiklerde. gerçekten. Sevgili ya. kardeşim, gitme. Ama dediğim gibi hakikaten Omutu ve e, aracı olan Menajer Ahmet Bulut'a tebrik ediyorum bu transferde. Taliska transferi tamamıyla seneye de seyredeceğiz kiralık olarak. Tabii tabii seneye de. Seneye de seyredeceğiz. Bir anket hazırlayabilir misin? Tabii. Taliska alınsın mı? Sinan abi. Efendim? Maçın yıldızı kimdi? Ben anketi hazırlarken. Taliska. Taliska Ertem ya. Kim olacak ya? Atış da diyebilirsin biliyor musun? Çok kritik bir kurtarışı var biliyor musun Ertem? Şu Bilmiyorum. an bütün Türkiye Beşiktaş haricinde herkes onu yerden yere vuruyor. Bir şey söyleyeceğim. Onu ya. ve hakemi. Çok kritik bir araya girişi var. Bir kademesi var. Kesinlikle. Atınç'ın. Niye onu yerden yere vuruyorlar? Birazdan Atınç'ın pozisyonda geleceğiz arkadaşlar. Çok merak ediyorsunuz. Instagram'a da çok yazıyorsunuz ediyorsunuz. Birazdan. Ahmet Çakar'dan tweet falan yok. Yok. Hakem beğenmiş demek ki. Hakemi iyi hakem olacak. İleride iyi hakem olacak. İyi niyetli bir çocuk biliyor musun? Ertem. İyi niyetli bir çocuk. Hakem bakıyorum. Şimdi geçen hafta Adana'ya gidiyordum. Hı hı. Bizim Gökhan Zan'ı gördüm. Hakem arkadaşlarla karşılaştım. kayseri Fenerbahçe maçın triyosuyla. Ya Ertem ya. Baktım. Ümit Hoca. Ümit Öztürk. Orta hakem. Biliyorum evet. Yardımcılar. Ya, pırlanta gibi çocuklar biliyorsun. Ya var ya İstemiyoruz biliyor musun eleştirmek onları. Hakikaten o çocukları eleştirmek zul geliyor. Yani ben bu çocuğun, şimdi baktım Ümit Hoca'ya baktım şöyle bir. Yani ben bu çocuğun kötü niyetli olmasını yani düşünemiyorum. İm ihtimal veremiyorum ya. Biraz oturduk dertleştik, nasihat ettik. Ayaküstü onlara, anlattım falan filan. Ya hakikaten yani pırlanta gibi bir çocuk Ümit Hoca. Allah dedim hakem şansı versin dedim. Yani fena da yönetmedim açı. Baktığım zaman ama Kayseri Cephesi'nden herhalde bir tepkiler vardı ama fena da yönetmedi. Özkan Boncuk denen Beşiktaşlar Derneği Genel Sekreteri, inşaat mühendisiymiş. 302.59 Beşiktaş Kongre üyesi. Herhalde sicil numarası bu. Siz hayırdır sürekli Umut Güner reklamı demiş bize. Hayırdır? Umut Güner bize sürekli para veriyor. Sürekli besliyor. Sürekli kendisi Kim para verip var? reklamını yaptırıyor. Transfer Özkan Boncuk. Ee, i̇stersen bir ara televizyona gelirsen ben anlatırım sana ee, Umut Güner'le ilgili olarak esas hayırdır sen niye Umut Güner'den bu kadar rahatsız oldun ee, Beşiktaşlar Derneği Genel Sekreteri'niz Bir dakika dur Bir, Bunu dakika, bir dur. Anlatır mısın? Bak bir şey söyleyeceğim hı. çok kısa bir şey söyleyeceğim Geçen gün sevgili eski idarecimiz. ben bu kadar bilmiyordum Ahmet Kavalcı ile karşılaştım Yanımda da Koray Şahin Fırat Parlak var oturuyoruz hı hı. Dedi ki Umut dedi çok para veriyor arada dedi. <laughs> arada dedi kasa rahatlığı. Kasa rahatlığı arada. Bir gün daha Umut Güner'i televizyonda gibi. çıkarken konuşurken gördünüz mü arkadaşlar? Sinan abi defalarca yalvardım bir bağlanın diyorum ya. Beşiktaşlısın. Beşiktaşlısın. Beşiktaş'ta hizmet etmiş. Cebinden parasını vaktini veren bir insana dernek başkanı kardeşim benim eleştiriyorsun. Geçen sene Erdal Tornolulu'nu da met ettik burada. Aynen öyle. Erdal Tornolulu'lu dönemi Erdal Tornolulu da iyi işler yaptığını söyledi. Aynen öyle. Bir iş gibi. yaparsa övgü yaparız, madalyasını takarız. Umut Güner'i daha bir gün bu televizyona bağlayamadık. Bir gün Umut Güner bir televizyona çıkıp konuşmadı mikrofona. O gün Ahmet Kabaz dedi ki, "Evet Umut arada dedi, çok paralar verdi kulübe." Öyle değil anne, hani, 2-3 milyon eurolar falan da değil arkadaşlar arada. Ha verip almalı ayrı önemli. Kasa rahatlığı diye bir şey vardır ve biz ben bunu yeni öğrendim. Burada kimsenin değil. Kim hizmet ediyorsa. Fikret Orman'ı zaten anlatmamıza gerek yok. Sonuna kadar çok başarılı. Bu işin başınızdan Fikret Orman var. Ama transfer komitesi başkanı Umut Güner olduğu için geçen senede Erdal Tornuoğlu kardeşimiz de bir şey değil mi? Hep böyle bir Beşiktaşlısınız. Bir şeyler böyle. Beşiktaşlısınız. Yani Beşiktaşlı. Yani bizim neyimiz ne olabilir yani? Umut bizim kardeşimizdir. Ne olabilir? Yani transfer haberlerini bana söylediği zaman... Kardeşimiz ben yayına çıkmıyor. Hayır ben burada <laughs> söylerim, söylemiyorum. Bazen bana da söylemiyor. Hani ağzımdan kaçırırım diye. Söylemiyorum, terse düşmesin diye. Biz kimseye şeyimiz yok. Ahmet Nuçevi de zamanında çok övdük. Ahmet Nuçevi'ye çok destek olduk burada çok zamanında. Bunları hep söyledik arkadaşlar. Aynen öyle. Ama bu beni üzdü. Yani bir Beşiktaşlı olarak, bir Beşiktaşlı vaktini, parasını, zamanını harcayan bir Beşiktaşlı yöneticiyle ilgili bu şekilde Umut Güner evet. Umut Güner Taliska transferini kendi ama Fikret Orman'ın talimatları doğrultusunda kendisi giderek halletmiştir arkadaşlar. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Tebrik ediyorum ben. Sonuna kadar hiç fark etmez. Beş taşlar doğruyu biliyorlar. Adam bir gün televizyona çık çıktı. Ya. Bir gün mikrofon Sercan'a diyoruz. gidiyor Ertan çocuklara söylüyor. Ya kardeşim Umut'la bir röportaj yapın. Abi yapmıyor. Tip, sesinin tonunu bilmiyor kimse. Ne olabilir? Ne beklentisi olabilir? Şehitler anısına düzenlenen bir maç vardı yani ya Vodafone Arena'da evet. Fatih Hoca'nın düzenlediği evet. organizasyonu da. Orada tanıştım kendisiyle ilk defa Sinan abi. Evet. Dedim ki Umut Bey sizi bir canlı yayına çıkaralım. Çıkmıyor. Sahayı içerisinde böyle yaptı. Ya dedi bu işler şova dönüştürülür mü dedi ya bırak dedi ben Beşiktaş'ta da burada da işin en gerisindeyim dedi. O gün statta o şehit aileleriyle tek tek birebir ilgilenmesi, onları iletişim getirmesi... Hayır. Yani Ertem. bizim böyle bir derdimiz bir yok ki Erdal abiyi de ben çok severim. Umut'u da çok severim Erdal, yani. Benim Ay, böyle daha bir önceki Erdal'dı. Transfer Erdal torun da Beşiktaş'a çok büyük hizmetler Erdal, Erdal bu sene Umut'tur. Erdal. Ahmet Nur e bir de aynı şekilde. Seneye kim olur bilemeyiz. Aynen Bakın, öyle. Seneye kim olur bilemeyiz. Ama kim iyi transfer yapıyorsa, kim bu işi dört dörtlük yapıyorsa biz tebrik ederiz arkadaşlar. Beşiktaş'a kim hizmet ediyse kimseye de söyleyebilir. Ama Beşiktaş'ta arkadaşımızın bu şekilde düşünmesi engelledi Manidar gitti. Yani. Abi, bak, yok yani. Anket Beyaz Futbol Sinan Engin soruyor. Beşiktaş Taliska'nın bon servisini almalı mı diye sordum. Bir tane hanımefendine yazmış biliyor musun? Evet. Tüm iç organlarımı vermeye hazırım. Vermesin. <laughs> i̇ç organlarını vermesin ama evet Taliska'nın... Çok güzel cevaplar de, geliyor. Taliska'nın eğer bon servisi e, böyle makul bir rakamlara inerse Beşiktaş Taliska'yı alıp satabilir de. Yani e, Benfica kulübüyle ortak Ertemciğim. Hı hı. Benfica kulübü ile ortak. Yani belki bir şey yapılabilir. Yani ileride satılıp yüzde anladın mı? Yüzde hesabı olabilir. Yani keşke öyle bir şey olsa.